Amerikalı siyasetçi, mücahit ve siyah haklarının en önemli savunucularından biriydi. Malcolm X ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Malik Şahbaz, 1946-52 yılları arasında hayatını hapishanelerde geçirdi. Fakat 1962'den sonra İslamiyet'i iyice öğrenmiş, Elifah Muhammed'in peygamberlik iddiasına ve ırkçılığına karşı çıkmıştı. 1964 yılında hacca gitti. Orada dünyanın her yanından gelen Müslümanlarla görüşüp tanışarak, bütün beyazların Amerika'dakiler gibi olmadığını öğrendi. Amerika'ya döndüğünde şunları söylüyordu: "Ben ırkçıydım ve İslamiyet'i ancak o şekilde benimsemiştim. Fakat Hazreti Muhammed ve Hazreti İbrahim'in yaşadıkları kutsal ülkeleri ziyaret ettikten sonra şimdi gerçek bir Müslüman oldum. Artık eski ırkçı değilim." Bu davranışı, beyaz ve zenci Hristiyanların yanında Elifah Muhammed'in de düşmanlığını kazanmasına yol açtı. 1965 yılında New York'ta bir salonda dini konuşmalarından birini yaparken, kendisine 8 adım uzaklıktan ateş edilerek öldürüldü. İsveç kralı olarak Gustav 1771'de devlet içinde kendine monarşik bir yapı oluşturmuştu. Devletin para harcamalarını kişisel zevklerine göre yapıyordu. Bu durumdan bir hayli sıkılan askeri bir subay olan Jacob Johann Hans Karlström yanına iki arkadaşını da alarak suikast planları yapmaya başladı. Gustav ise bu planların varlığından haberdar oldu. Olmasıyla birlikte sürekli maskeyle kaçarak dolaşmaya başladı. Bir kraliyet töreninde yakasından kral olduğu anlaşılan Gustav maskeli suikastçiler tarafından vuruldu. Saldırganlar kaçabildiler ama bir sonraki gün yakalanarak idam edildiler. 6 Nisan 1994 tarihinde Ruanda'nın başkanı Habyarimana'nın özel jeti isabet eden iki roket tarafından düşürüldü. Yere çakılan uçakta başkanla birlikte 12 kişi öldü. Günümüzde suikasti gerçekleştirenler halen bulunamamış olsa da bazı çevrelere göre Ruandalı milliyetçiler ya da Hutu kökenli radikal bir grup tarafından öldürülmüş olabileceğine inanılıyor. Tarihteki en bilinen suikastlerden biri John Wilkes Booth ve arkadaşlarının Abraham Lincoln için planladıklarıdır. Amerika'daki iç savaş durumundan memnun olmayan bir grup Lincoln'un Beyaz Saray konuşması sonrası daha da öfkelenmişti. Lincoln bazı belirli zencilere oy verme hakkının verilmesini destekleyeceğini belirtti. Bu konuşma, kalabalıktaki Güney sempatizanı ve başkanın temsil ettiği her şeyden nefret eden aktör John Wilkes Booth'u oldukça öfkelendirdi ve başkanı öldürmeye kesin karar verdi. 14 Nisan, Lincoln'lar Amerikalı Kuzenimiz adlı oyunu seyretmek için Ford Tiyatrosu'ndaydılar. Oyun sırasında Booth tiyatroya geldi. Gizlice Şeref locasına girdi ve saat 22.15'te başkan Lincoln'la kafasının arkasından ateş etti.